Bu SPK'nın zorunlu şeyini göstereyim, duyurusunu. Burada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapmayın. Arkadaşlar gördünüz. Şimdi bir konu hakkında araştırma yapacağımız zaman Twitter'dan keşfet bölümünde yazıp arkadaşlar ilgili hisseyi arattırabiliyoruz. Ben arattırdım arkadaşlar. Bir güzel şey çıktı. Arkadaşım biri hisselere puan vermiş arkadaşlar. Benim için Ege'ni daha önce incelemiştim. Arkadaş daha rakamsal çalışıyor. Daha bilimsel çalışıyor. Onun Twitter'ını görmeyenler için bir video çekip paylaşmak istedim. 88 puanla 2, 4, 5, 6. sırada yer alıyor Ege'nin hissemiz. Aktif büyüme 123 arkadaşlar. %123 büyümüş hisse. Evet. Öz sermaye büyümesi %62 büyümüş. Net satışlar arkadaşlar %131 büyümüş. Net kar büyümesi %33 büyümüş. Esas faaliyet karı arkadaşlar %80 büyümüş. Borç öz kaynak oranı %26. Likit oranı 2. Bildiğim kadarıyla 1 üstü olanlar iyi. Cari oran 3. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Sonuçta borsa ile ilgili araştırma yapanlar herkes biliyor ki bir hisse yükseliyorsa, geri düşmüyorsa demek ki büyüme ve öz sermaye karlılığı arttığı için düşmüyordur arkadaşlar. O yüzden 2008'de EGN 4 lirayken şimdi 460-470 lira, yani 560'ı gördü de bir kar realizasyonu geldi. Şu an 450'ye kadar verip geri çektiler. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Ülkemiz kötü durumda, batıyor, bitiyoruz derken öyle bir ortamda %123 aktif büyüme sağlayan bir hisse, bakın öz sermayesi bile %62. Ya kim koyduğu parayı 6 ayda 1 yılda neyse %60 arttırabiliyor. Ne satışları geçen yıla göre %130 artmış. Ya bu hisseyi vermenin bir mantığı var mı arkadaşlar? Ama aşağı 300 liradan alan, 290 liradan alıp 580'e getiren, işte bu karı fırsat bilerek kar realizasyonu yapıyor. Veriyorlar. Yani millet aldı, korkup aşağıdan geri satar mı? Geri ondan kapar mıyız? Puşluğundalar yani. Yoksa hani bazı hisse mesela Klimasan'ı da 4 liradan 10 liraya götürmüşlerdi ama kar iyi gelince alıp devam ettiler. 12 lira yaptılar. Kareli de mesela 5.20'den 7 liraya götürmüşlerdi ama kar iyi gelince 8.40'a kadar yükselttiler. Bunu niye veriyorlar? İşte her hissenin spekülatörü, her hissenin manipülatörü, tahtacısı, piyasa ne derseniz farklı uygulamalar yapıyor. Kimisinde kar iyi geldiği halde sanki zarar etmiş gibi, sanki hiçbir şey olumlu değilmiş gibi dönüp hisseyi veriyor. Onun için arkadaşlar hani bunu bilerek almamız lazım. Bu düşüşlerden korkmadan kademeli alış yaparak hissenin yapısını bilerek bunu almamız lazım. İşte yıllık karı da çok iyi geldiğinde 3. ayda yine böyle bir oyun yapmışlardı. 470'ten 320'ye indirmişlerdi. Daha önceki videoda da değinmiştim buna. Olumsuz haberlerle. Bu sefer olumsuz haber öğretemediler. Bilmiyorum, Twitter'da rastlamadım ama yine 520'den 450'ye kadar verdiler. Fakat hızlı toparlanıyor. Ne yaparsa yapsın arkadaşlar, bu kadar hızlı büyüyen, bu kadar kar eden bir hisse düşmesi için hiçbir mantık yok. Bir kere pahalı değil yani. Hisse başı yani 320 milyon 3 milyon kar şeyi var, sermayesi var. Hisse başı 110 lira kar ediyorsa 4 FK'dan işlem görüyor ya. Yani normal sanayi hisseleri 7 FK'dan aşağı işlem görmez arkadaşlar. Bu kağıdın 770 lira olması lazım. Arçelik 15 FK'dan işlem görüyor. Bu hisse 15 FK'dan işlem görürse 1500 lira olması lazım. Ama diyorum ya, piyasa ne istiyorsa onu yapıyor.
Kimi hisseler 500 FK'dan işlem görüyor. Yani kimi hisseler 1000 FK'da işlem görüyor. O altı boş, abidik kobidik hisse diyorum onlara. O hisseleri alıp götürüyorlar. Bakıyorsun kar yok. Öz sermaye zararları ermiş, bitmiş. E sana temettü vermeyecek. Ya temettü veremeyen hisseyi ne diye alıp bekleyeceksin? Yani bir hissenin yukarı gitmesinin mantığı nedir? Bir yatırımcı bir hisseyi niçin alır? O hisseye ortak olur. O hisse kar payı verir, temettü verir. Onunla bir gelir elde eder. E kar payı vermiyorsa, verecek durumu yoksa daha doğrusu, zarar ediyorsa, öz sermayesini bile bitirmişse arkadaşlar, ne yapacak yani? Bir hisseyi alıp ne yapacaksın yani? Niye yükseltiyorlar? Bilemiyorum arkadaşlar. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Benim bildiğim hisse, yani 21 yıldır borsada az çok işlem yapıyorum. Öğrendiğim bir gerçek var. Sadece kar eden hisseler yükselir. İşte bu hisse 4 liradan 560 liraya gitmişse, verdiği temettüleri, kar paylarını, bedelli bedelsizleri saymıyorum arkadaşlar. 10 yılda 150 kat yükselmiş, 2008'i baz alırsak. Demek ki hisse, kar eden hisse uzun vadede sürekli kazandırıyor. Siz de alacağınız hisseyi bu şekilde araştırın. Ne kadar büyüme potansiyeli var, ne kadar kar ediyor, size ne kadar kar payı verebilir, verdiği kar payı yüzdelik olarak sizi tatmin ediyor mu, etmiyor mu? Böyle hisseler her zaman kazandırır arkadaşlar. Böyle araştırırsanız, düştükçe de biriktirirseniz kar edersiniz. Onun için arkadaşlar bu videoyu tekrar çekme gereği duydum. Again göreceğiz, yükselecek. Benim yorumum, tabi piyasa çok kötü gidiyor. Yani her gün Ağustos ayında bir sorun çıkıyor. Bir sorun bitmeden ikincisi başlıyor. Tam borsa 1000 puan yukarı açarken akşama 2000 puan eksiye dönüyor. Çok saçma sapan şeyler oluyor dünyada. Hani hisseyle pek alakası yok ama onu bahane ederek hisseleri de düşürüyorlar. Bunu da göz önünde bulundurarak bu ayı alım fırsatı olarak, peyderpey alım fırsatı olarak kullanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.